1984'te PKK terörü başladı. 1997'de PKK terörü askeri anlamda yenildi. Abdullah Öcalan tek taraflı olarak ateşkes ilan etti. 1984'te bağımsız Birleşik Kürdistan diye yola çıkan terör örgütünün lideri 1998'in sonunda uçakta Türkiye'ye gelirken benim de annem Türk, Cumhuriyet'e hizmet etmeye hazırım dedi. İşte mücadelenin sonu budur. Tamam. 1999, 2000, 2001, 2002. Bütün bu süre içerisinde Türkiye'nin vermiş olduğu şehit sayısı 52-53. Bu şehitlerin büyük bir bölümü Kuzey Irak'ta veriliyor. Türkiye içinde terör eylemleri sıfıra yakın noktasına inmiş. Sonra AKP iktidara geliyor 2003. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Terör artıyor. 2006'da Oslo'da müzakereler başlıyor. Ve o müzakereler devam ederken terör tırmanmaya devam ediyor. Ve o müzakerelere başbakan adına katılan şöyle söylüyor. Bölgedeki valiler ve emniyet müdürleri size karşı toleranslı davranıyorlar. İçinde eğer size karşı toleranslı davranmayan varsa bize söyleyin diyor. İnanılır gibi değil. Yani bir emniyet müdürünün görevi terörle mücadele etmek iken onu yaparsa bana şikayet et diyor. 2009'da açılım başlıyor. 2009'daki açılım 2011'de büyük bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Habur denilen rezalet yaşanıyor. Habur'un ertesi günü başbakanın açıklaması var. Meclis grubunda ne dedi? Bu görüntüler dedi, içimizi umutla dolduruyor. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Bey'in hapiste olmasını gerektiren ne var? Sarı muhalefet, bakın vatansever AK Parti seçmenine, vatansever MHP seçmenine hitap edileceğine, terörle ve terörizmle arasına mesafe koymayan HDP'den de vazgeçemiyor. Bir çete reisi, bir katil ve bir kafir Allahsız Türk milletine demokrasiyi öğretecek, İslam'ı öğretecek. Canınız cehenneme. Çünkü bu bir büyük Kürdistan projesidir. Sıra Türkiye'ye gelecek. İlk önce Irak'ta bir devlet yapılanması yapıldı. Şimdi Suriye'nin kuzeyine bir yapı kuruyorlar. Bunu İran izleyecek ve sıra Türkiye'ye gelecek. Onun için Suriyelilere burada vatandaşlık verin diyorlar. Amaç bu. Halbuki biz Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istiyoruz. PKK tarafından şiddet kullanarak oradan Türkiye'ye yollanan insanların, dedelerinin vatanlarına geri dönmelerini istiyoruz. Ve burada 2-3 nesilden beri de bulunmuyoruz biz. 1000 seneden beri burada bulunuyoruz. Gelecek 1000 senede de burada duracağız. İstediğiniz kadar emperyalizmle işbirliği yapın. Türk milleti bu coğrafyada yaşamaya devam edecek. I'm 23 now, but